Sayın Şeker. Cizre'de yaşanan felaketi bir hekim olarak yerinde gördüm ve adli tıp profesörü Şebnem Korur Fincancı'nın tarif ettiği acı tabloyu maalesef orada izledim. Dört parti olarak bir an önce bir araya gelip bu sorunun çözümü konusunda bir adım atmazsak yarın çok geç olabilir. Sayın Bakan, işsizlik fonunda biriken para 90 milyar liranın üzerindeydi. Şu anda ne kadar var? Bu paralar hangi bankalarda, hangi faizlerle tutuluyor? Yandaş firmalara kredi olarak düşük faizle mi veriliyor? Bu paranın ne kadarı amacı dışında kullanıldı? Bu paraları hazine borçlanma işinde mi kullanıyorsunuz? Sarayın yapımında da kullanıldı mı bu paralardan? Seçim öncesi geçici işçi adıyla seçmen toplamak için de kullanılıyor mu bu paralar? Deprem fonunda biriken, DASK'ta biriken paralar şu anda ne kadar? Depreme dayanıksız yapıların yenilenmesi için kullanılması gereken bu paralar